Evet sevgili dostlar, evet sevgili dostlar, Tweet TV'den iyi günler, iyi bir hafta dileğiyle. Pazartesi sendromu başladı mı başlamadı? En güzel günler pazartesi, yani benim için haftanın ilk günü muhteşem, mükemmel, pozitif başladı. İyi günler, ondan mı suratsızsın? Ondan mı suratsızsın? Şey diyeceğim, suratımın düşüklüğünü belli olmasın diye bugün gözlük her zaman gibi var. Hatta kuzenime şey dedim, senin suratındaki suratsızlığa da günaydın. İyi günler. Senin, diyelim. Senin suratındaki suratsızlığa da günaydın. Aynen böyle. İyi sen günler. Bir kahve iç abi. Kahvemizi içelim ufak ufak. 8 Ekim 2012. Bugün konuğumuz da var sevgili Harun Kolçak. Az sonra bizimle... Harun Kolçak sevgili dostumuz, kardeşimiz. Hastaneden geliyor. O da biliyorum rutin kontrolleri var. İşte bugün gitti, yarın sonucu alacak. Bu niye oynuyorum ya? Ondan evet, sonra ben direkt top 10 tweetlerimizi okuyorum. 8 Ekim 2012. Bak ne diyorum, yazar geçerim diyeceğim var. Pis CR, öteki yüzler, eski manita, ayar mühendisi, Dilem Ayaza, Bay Enteresan ve Zeynep ZT53. İlginç bir isim. 10 tane top tweetimiz. Buradan Bursa'ya sevgiler. Bak ne diyorum. Tweet. Bak ne diyorum, bu arada Ayşe'ydi sanırım. Evet Ayşe. Ayşe büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde konuğumuz olacak. Ben Ayşe'ye aşık oldum desem sürpriz olur mu? Abi sen herkese aşık. Gördüğüme aşık, görmediğime bulaşık. İyi günler. Evet, ben direkt ilk tweetimizle başlıyorum. Bak ne diyorum. Gerçekten dün de kendi hesabımda. Biraz gerçi de ileri kayabilir misin ya? Ben burada hem kadraj açısından zor oluyor hem de sıkışmış oluyorum. Bugün şu tweet'i okuyayım, sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Acının geçmişte kalmış olması önemli değil, gerçekten geçmiş olması önemli. Gerçekten geçmiş çok manidar. Acının geçmişte kalmış acın de acı derken ben acın anladım. Beni acı aramıştı daha önce, biliyorsun değil mi? Evet. Hiç kimse acımaz insana, kendi yarası kadar yalçın. Bu da benden. Sağ gözün sol göze faydası olmazmış. Hayır, bu da benden. Evet. Yazar geçerim bir sonraki tweet. Bu ara yazar geçerime geçmeden önce abi bu kostüm nedir ya? Bu kostüm, bir şey söyleyeyim mi? Vallahi çekim yapmak çok zormuş ya. Ben şey yapıyordum, kolay sanıyordum bu çekim yapan insanlar, bu işim için televizyon dünyasında anchormanlar işte. Anchor. Şey söyleyeceğim, kolay değil yani sonuç itibara. Şurada bulunmak, böyle her gün yeni bir program yapmak dünyanın en zor işi olsa gerek. Çok, evet. Çok güzel bir kız geliyor merdivenlerden aşağıya doğru. Yazar geçerim, dünyanın en boktan durumu. Birinin hayatından çıkarken onu senin sayende tanıyanların hala orada kalmalarıdır. Zengin kalkışı yapsak ya. Aslında tanıyabilir. Yok. Güzel tweet de tanısınlar ya, ne olacak? Tanısınlar. Genellikle bu kızlarda olur. İşte Ayşe ile tanışırsın, onun vasıtasıyla Fatma ile tanışırsın. Ayşe ile ayrıldıktan sonra da Fatma ile. Ayşe derken şey mi? Bak ne diyorum değil. Şey, yolda yürürken bu sefer Fatma'yı görsün. Kaş göz bir yerde kahve içelim. Şak şak şak. Bu sefer Fatma arkadaşın olur. Bir sonraki tweetim. Ben bir şey söyleyeceğim buradan. Ben böyle birisine bir yere gittiğimde, mesela bir kız arkadaşım onunla bir yere gittiğimde, yanında çok güzel bir kız geldiyse o kızı unutuyorum, onunla takılmaya başlıyorum ya. Bende bir rahatsızlık var ama ne rahatsız olduğunu çözemedim. İşte durumu piç hale getiriyorsun. Hiçbir şeyden sebeplenemiyoruz. Bir sonraki tweetim, diyeceğim var. Monotonlaşmış yaşamda bir kapı açabilen iki kelime varsa o da iyi ki varsındır. Evet, bu da çok manidar. Evet. Devam edelim. Pis CR'la devam ediyoruz. Of çok yedim, 3 gün bir şey yemem. Hep diyoruz, parantez içinde 2 saat sonra acıktı. Ben de yapıyorum bunu. Evet, tamam, sen de çok pis boğazsın. Estağfurullah, estağfurullah. Ben şey olsun diye, ucuza mal olsun diye kahvaltı yapmıyorum. Kahvaltı öğle yemeğe denk getirip bir gündeki öğün yiyorum. Bu arada Mehmet Beyaz Bayrak. Telefon numarasını vermiş, henüz dersim var bugün için, bilemiyorum. Ha, Mehmet Beyaz Bayrak'ta konumum. Tabii sizin olacak. Davetinize riayet etmek isterim abim. Sevgiler sunuyoruz Mehmet Beyaz selamlar. Bayrak. Mehmet selamlar, seni de alacağız konuk olarak. O da bir fenomen. Evet. Öteki yüzler bir sonraki tweetim. Ben kimseyi
yarı yolda bırakmam. Sen yanımda yürümeyi becerememişsin. O da var. Bakış açısı sonuç itibariyle. Bakış açısı da yarı yolda bıraktığın insanlar, seni yarı yolda bırakan insanlar. Haberi yok aşağıdan. Yarı yolda bırakan siz. Burası bugün pazartesi çok güzel bir gün. Böyle nasıl güzel, nasıl seni yarı yolda bırakan oldu. Beni yarı yolda kimse bırakamaz, ben bıraktım. Yok be, bırakırlar tabii ki. İnsan yani hayat içinde her şey mümkün. Yarı yolda bıraktıklarıma selam olsun buradan. Bir sonraki tweetimiz Eski Manita. Sadece canın isteyince seveceğin bir şey istiyorsan sokaktan bir hayvan al besle. Unutmadan kapı önüne bir kap su koy, bir kap da sen iç. Bugün kap bir. Bugün şey soracağım. Bizim sekreterimiz, olmayan sekreterimiz iyi çalıştı bugün. Bence de Eski Manita gerçekten senin tweetin bugün top 1. 8 Ekim 2012. Bir sonraki tweetimiz Ayar Mühendisi. Bulunduğum yerdeki wireless'ın adı Gizem. Diğer bağlantının adı ise ne haber Gizem? Türk erkeği her fırsatı değerlendirir. Yemin ediyorum oluyor bu. Gir bak işte evden, evet. Bakıyorsun işte Sümbül. Evet. Sümbül ne haber? Ya, gerçekten yazanlar otel. Şey soracağım, önümüzdeki günlerde konuklarımızdan bahsetmek istiyorum. Mehmet Beyaz Bayrak, Arıza Adam, Murat Evgin ile sigaracısına karşılaştık. Katılmak isterim, bir bakayım dedi. Serap Koç, canım arkadaşım benim, dünyanın en iyi tasarımcılarından birisi. Ondan sonra Çağla Er'le henüz konuşmadım. Yeşim Coşkun'la birazcık konuştum. Çok geçmiş olsun Yeşim'cim, canım benim ya. Devam edelim. Bir sonraki tweetimiz Dilem Ayaz'a. Bazı insanlar üstüne alınır diye istediğimizi yazamaz oldu. Bu gerçekten bende de var. Bende de var dedin zaten ya. Sen ilk önce kendi Türkçene bak. Bay enteresan bir soru kitabı. Bu arada Muğla Köyciz'de Tuana Ocakbaşı açıldı. Buradan hayırlı olsun. Güzel, umarım her şey gönlünüzce olur. Sen bu işten para alıyor musun? Yok be, saçmalama. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bu arada Turnacıbaşı sokakta Karadeniz Mutfağı'nın... Hayvore, iyi günler. Müthiş bir Karadeniz restoranı. Hayvore, buradayım demek Lazca. Evet. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum. Demet'i de özledim bu arada. Esra'dan cevap yok. Esra yakından. Esra canım benim ya. Bir sonraki tweetim Bay Enteresan. Hayatımızın yarısını uyuyarak geçiriyoruz. Diğer yarısını da uyutularak. Diyorsun, böylece. Kim uyutuyor bizi kuzen? Bizi kim uyutuyor? Herkes biliyor kim uyuttuğunu bizi. Evet. Ne yapabilir? Başka bizim elimizden gelen bir şey olsa yapmak isteriz ama elimizden bir şey gelmiyor. Kostümü nasıl, beğendin mi? Kostüm iğrenç ötesi güzel olmuş. İğrenç, çok özenti. Bir şey söyle, çok özenti konuşuyorsun. Bu kelime, cümle bana ait. Hayır, sana ait de iğrenç ötesi güzelmiş. Çok sen beni... Hayır, bir şey soracağım. Bir dakika. Sen beni ezmek için mi? Hayır, ezmek için değil de. Özenti çok böyle. Tatlı olmuş. İyi olmuş sen ya. Sen bir tatlı süt köpüğüsün. Onu da söyleme işte. Çok şey... Sen gökyüzü... Gaylook oluyor, gaylook. Sen gökyüzünün 7 renginden oluşan bir bulamaçsın. Böyle saçma şeyler nereden buldun? Ne yapıyorsun? Akşamlar bulamaç çalışıyorsun. Bir sonraki tweetimiz Zeynep'ten geliyor. Zeynep ZT53'müş. Evet. Bülent Hanım bizi affetsin. Bülent Hanım. Bülent Ersoy'un takma kirpikleri kirpik değil de Algida Plaj şemsiyesi mübarek demiş. Zeynep. Buradan Fransa'daki arkadaşım İrem Onar. Boş ver şimdi. Bir daha okur musun onu? Bülent Ersoy'un takma kirpikleri kirpik değil de Algida Plaj şemsiyesi çok mübarek. Exaggerated. Diyelim çok. Her kalitede abartılmış tabii ki. Bu arada dün İngilizceni iğrenç bulanlar olmuş. Arkadaşlar, benim burada İngilizcem gerçekten kendi çapımda iyiyiz diye düşünüyorum ama benim İngilizcemle neye uğraşıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ben bu kadar yapıyorum. Siz de yapın, gelin. Gelin, beni eleştirenler gelsin buraya. Katılsınlar programa. Onu siz de görelim. Hemen bir kitap tavsiyesini bulmak istiyorum. Evet. Nazan Bekiroğlu. Nazan Bekiroğlu Nar Ağacı. Şey var mı? Film var mı? Film şu anda Ekim'in sonlarına doğru hayli Türk filmleri vizyona girecek. Şu anda yabancı filmler daha çok. 3 tane çok iyi modacı söylesene. 3 tane çok iyi modacı. Senin gözünde Türkiye'nin en iyisi. Benim gözümde aslında Toygar Toran var. Şu anda piyasada pek ben, fazla adı duyulmuyor. Ümit İnal. Tanju Babacan, müthiş kreatif, müthiş gerçekten. Evet. Başka Serap Koç mu? Yok. Cemil Fekçi. Söylüyorum. Cemil,
Cengiz Abazoğlu. Muammer Ketenci. Cengiz Abazoğlu. Şey olabilir mi? Ama moda açısından gerçekten çok başarılı. İşte Beyoğlu'nda 3 tane Ege yaptım ben de. Şey yaptım, birden söyleyemedim. Beyoğlu'nda alışveriş, uygun alışveriş adresi neresi? Avantgardist. Sokak modasının kalbi Avantgardist. Evet. Sen kapat. Evet sevgili dostlar, evet sevgili dostlar. Pazartesi sendromundan kurtulmanın zamanı geldi. Pazartesi sendromu bizim beynimizin içinde, başka bir yerde değil. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir hafta, güzel bir ay, güzel bir yıl. Her şey gönlünüzce olsun.